Bugünkü konuk konuşmacımıza gelmeden önce şöyle bir demin Celal Türkiye'deki siyasal iklimden söz etti. Ben de genel olarak dünyada şu anda içinden geçtiğimiz bu pandemi krizinin etkilerinden birazcık söz etmek istiyorum. Gerçekten 100 yılın en büyük krizinin tam ortasındayız. Daha tam aşabilmiş değiliz. Bugüne kadar 2 milyon 700 bin insanımızı kaybettik. Ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP geçen sene sunduğu, 2020'de sunduğu bu insani gelişmişlik endeksleri ve raporlarında diyor ki dünya böyle giderse böyle krizlerle sıklıkla karşılaşacak ve bu krizler dünyada eşitsizlikleri ve iklim değişikliğini tetikleyecek ve geleceğimiz aslında ciddi bir belirsizlik içinde. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler çeşitli raporlarla benim çok yakinen takip ettiğim insan hakları ve kadın hakları perspektifinden de sadece bu kriz sürecinde, yani sadece son 1-1,5 yıl içerisinde insan hakları açısından 25-30 yıl geriye gitti maalesef. Biz kadın hakları aktivistleri olarak bütün dünyada böyle bir kazanımlarımızı kaybettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Öte tarafta hani insanlık belki bir yıl içerisinde aşıyı bulabildi. Bu insanlık açısından çok önemli bir gelişme. Sorunların üstesinden gelme yeteneğimizi de gösterdi belki hep birlikte dayanışma içerisinde. Ama aşılamaya baktığımızda maalesef burada da yine bir zengin ülkelerin daha çok aşılandığını ve yoksul ülkelerin maalesef daha aşıya erişimlerinin çok düşük olduğunu gözlemliyoruz. Bu bütün çerçeve içerisinde neoliberal kapitalizm dediğimiz sistem kendi etkisini daha arttırarak sürdürüyor. Şimdi bu çerçeve içerisinde bugün dijital gelişmeler dediğimiz bu yeni teknolojik çağ bize bu belirsizlikte nasıl bir yol açacak? Biz buradan daha parlak bir geleceği kurabilecek miyiz? İşte söz edilen bazı yeni teknolojiler var. Sistemi baştan kurmamızı gerektiren, hatta dayatan diyelim, hani blockchain teknolojileri gibi bazı yeni teknolojiler var. Onların getirdiği kripto paralar var ki devlet dediğimiz sistemi sorgulatan, hatta sarsan bazı sistemler var. Yani aslında Gramsci'nin dediği gibi eskinin öldüğü ama yeninin henüz daha doğamadığı bir sürecin içindeyiz. İşte tam da bu kafamız bu kadar karışıkken bu çerçeveyi yerli yerine oturtabilir miyiz? Bu değişimi nasıl daha iyi okuyabiliriz? Teknoloji burada nerede durur? Bunları bugünkü konuğumuza soracağız. Konuğumuz çok özel bir iş insanı, çok sıra dışı bir insan, çok renkli bir kişilik. Faruk Eczacıbaşı. Ben de Faruk'u uzun yıllardır tanıyorum. Ben de Eczacıbaşı'nda çalışmakla gurur duyan bir kişiyim. Hatta profesyonel hayatıma ben Eczacıbaşı'nda başladım. O kültürü almış birisiyim ve bundan da hep gurur duymuşumdur. Sözü Faruk'a vermeden önce bir Faruk'a ilişkin bir özgeçmişini kısaca paylaşmak istiyorum sizle. 1954'te İstanbul'da doğdu Faruk Eczacıbaşı. Alman Lisesi'nden sonra Technical University of Berlin'de işletme dalında lisans ve yüksek lisans eğitimini aldı. 1980 yılında üniversiteden yüksek lisansını bitirip Türkiye'ye döndüğünde Eczacıbaşı Holding'de planlama bölümünde çalışmaya başladı. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bir süre çeşitli American Hospital Supply Corporation'da bir süre deneyim kazandıktan sonra Eczacıbaşı topluluğuna geri döndü ve 1984 yılında Padeco'da ilaç ve kimya sanayi ticaret AŞ'de
genel müdür. İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'de de plan projeler genel müdür yardımcılığı görevinde bulundu. Eczacıbaşı Holding'e 1980 yılında katıldı. Hali hazırda Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda da spor kulübü başkanı. Sanatla, sporla, bilimle yakından ilgilenen bir bilim insanı. Şahane bir eşi var. Yine sivil topluma, sanata gönül vermiş. Çok aktif bir eşi var Füsun Eczacıbaşı. Yine arkadaşı olmaktan gurur duyduğum bir insan ve iki tane de mükemmel oğlu var, Sinan ve Murat. Söz şimdi Faruk Eczacıbaşı'nda. Onun bir sunumu olacak, yaklaşık 30-40 dakikalık. Bu süre içerisinde siz chat'e soru yazabilirsiniz. Daha sonra onları sorabiliriz veya siz elinizi kaldırarak daha sonra da Faruk'a sunumundan sonra sorular sorabilirsiniz. Faruk'cum, söz sende. Teşekkürler Gülseren. Ya zaten demin birkaç kelimede söylemek istediklerimin çoğunu ifade etmiş oldum. Yalnız ben burada biraz tırsıyorum doğrusu. Karşımda gördüğüm ekip o kadar müthiş bir ekip ki, o kadar çoğu yüzde tanıdık ve kendi dallarında o kadar saygı duyduğumuz insanlar ki açıkçası beni biraz düşürdü. Onun için yapacağım yanlışların, yapacağım hataların kusuruna bakmayın. Ben demin senin söylediğin gibi, yani aslında konu farklı bir perspektif kazandırabilmek. Çünkü benim aşağı yukarı yani teknolojinin kendisi değil aslında. Ben bir şey değilim. Ben bir teknolog hiçbir zaman olmadım. Kod yazma benim için 1970'lerde bitti. Ama beni her zaman en çok ilgilendiren konu teknolojik gelişmelerin aşağı yukarı yani 30 senedir diyeyim. 30 senedir kurumsal, bireysel veya toplumsal etki alanı nasıl olacak? Nerelerde çok büyük etkileri olacak? Bu yüzden isterseniz sunuma geçeyim, müsaade ederseniz. Gözüküyor değil mi? Evet, gözüküyor. Evet Faruk'cığım, tamam. Gözüküyor. Evet. Yani özünde şöyle başlayayım, müsaade ederseniz. Ben 1989'u çok önemli bir tarih olarak görürüm. Yani benim zihnimdeki milat. Bir şekilde 1989 yılında iki tane hakikaten etki alanı çok büyük olay oldu. Birincisi herkesin çok iyi bildiği işte Soğuk Savaş'ın sonu, duvarın yıkılması ve komünizmin teslim bayrağını çekmesi. Fakat bir başka tarafta da hiç kimsenin fark etmediği o sene için çok daha ufak bir olay belki TCP/IP'nin düğmesine basılmış olması. Yani internetin akademiyadan çıkıp toplum alanına tanıtılması, yani girmeye başlaması oldu. Bunu o zamanlar, yani kimse, bu işe ilgili olan kimse pek fazla fark etmemişti. Ama zaman içinde etkisini tabii hepimiz çok daha farklı bir şekilde kurduk. Ve benim gözümde açıkçası bu değişim endüstri döneminin bitişi ve post endüstri döneminin başlangıcı. Artık buna her ne diyorsak, post endüstri dönemi olur, bilgi çağı olur, artık her ne deniyorsa benim gözümde bu kırılım çağı. Ben bunu kırılım çağı diye adlandırıyorum. Kırılımda
Yani İngilizce disruption kelimesinin bence en uygun Türkçe versiyonu. Bunun neden kırılacağı olduğu konusuna daha sonradan girmek istiyorum. Fakat şunu görüyoruz ki yani hakikaten endüstri çağı bitiyor, bitti. Ve artık bizim bundan sonra endüstri çağıyla ilgili söyleyeceğim en bildiğimiz her türlü kurum, konsept, kavram, tanım bence geçerliliğini yavaş yavaş kaybediyor. Hatta birçoğu kaybetti. Fakat demin senin çok güzel ifade ettiğin gibi bu kavramlar kendi yeni yapılarını bulamadı. Bu arada şunu söylemek istiyorum, kusura bakmayın. Sunumun kısmen İngilizce, kısmen Türkçe. Çünkü bazı slaytlar var ki bunları yurt dışından, yani dışarıdan İngilizcesini kullanıyorum ve Türkçesine çevirmek biraz güç geldi. Onun için bu iki dil arasında gidip gelmenin gidip gelmedi kusurumuza bakmayacağınızı umuyorum. Ve sonunda biz birkaç arkadaş 1995 yılında Türkiye Bilişim Vakfı'nı kurmaya karar verdikti. Demin de dediğim gibi aslında Türkiye Bilişim Vakfı bir teknolojik vakıf değil. Amacı teknolojinin bağırsaklarıyla ilgilenmek, o çipleriyle, çoklarıyla ilgilenmek değil. Tamamen yani teknolojinin etkileşim alanına bakmak. O zamanlar işte bir yazılım vardı, bir donanım vardı, bir servisler vardı, bir internet vardı. Acaba diyor nasıl etkiler diye bakıyorduk. Aradan 26 sene geçti şimdi. 26 sene sonra baktığımız zaman yani teknolojinin yani internet ve derivatiflerinden doğan teknolojinin etki alanıyla toplumların veya kurumların uyum yetkinliği açısındaki makasın çok daha fazla açıldığını görüyoruz. Yani hiç bizim beklentimizin çok daha dışında bir şekilde gelişti. Ve hakikaten özellikle toplumlar, kurumlar ki ben de bir endüstri kurumunun temsilcisi olarak adlandırıyorum kendimi. 80 senelik bir kurumun temsilcisiyim. Yani hakikaten hepimiz bu gelişmelerden çok etkileniyoruz ve gittikçe de hızlanan bir değişime nasıl ayak uydurmamız gerektiğine bakıyoruz. Burada da görüyoruz ki aslında mevcut bir perspektifle bunu devam ettirebilmenin pek de imkanı yok. Bir bakış değişikliği, bir yaklaşım farklılığı gerekli. Bunları biz kendi aramızda söyleyip duruyoruz. Birdenbire geçen sene bir de baktık, COVID diye bir, yani pandeminin, COVID diye bir şey çıktı. Kendimizi pandeminin ortasında bulduk. Ve birdenbire çoğumuzun hiç kabul etmediği, daha doğrusu ikinci planı, üçüncü plana bıraktığımız birçok yeniliği birdenbire hayatımızın içinde giriverdik. En azından şu anda yaptığımız, ben New York'tayım, birçoğumuz işte çoğumuz İstanbul'da, birçoğumuz Ankara'da, başka bir kesim dünyanın çeşitli yerlerinde şu anda aynı çatının altında, aynı ortamın içinde bir araya geldik ve konuşabiliyoruz. Ben bunlara demek ki olabiliyormuş kategorisi diyorum. Zora kaldığımız zaman Zoom dışında birçok yeni teknolojiyi birdenbire kendi hayatımızın içinde buluverdik. Şimdi benim gözümde bizler ve bakıyorum şimdi yani aramızdaki izleyicilere de bakıyoruz. Biz hepimiz aslında geçmiş bir dünyadan bugüne transfer olmuş insanlarız. Yani dijital göçmeniz bir noktada. Ama gençlere baktığımız zaman acaba onlar dijital yerli mi? Açıkçası öyle bir şey yok bence.
bence. Yani kimse artık yerli değil. Bundan sonra değişimin hızı, adaptasyon, uyum yetkinliği bizim için neyse, bizim çağımızdaki insanlar için neyse, bundan sonra bundan sonraki gençler için de aynı şekilde olması lazım. Yani bu göçmenlik, değişimin gereği, dinamizmin gereği insanların çok farklı, insanlar olsun, kurumlar olsun, toplumlar olsun, çok farklı yetkinliklere sahip olmasını gerektiren bir yapıyı ortaya çıkarıyor. Ben burada aslında dört tane temel özelliği görüyorum. Yani dört tane temel özellik bizim okullarda öğrenmediğimiz, çalışma hayatımızda çok fazla gündeme getirmediğimiz dört tane temel özelliği herkesle bir şekilde geliştirilmesi gereken ve alışması, biraz başa çıkabilmesi için geleceğin dünyasında kendi kendine alıştırılması gereken özellikler bunlar. Ben bunlara esneklik, yakınsama. Yakınsama, convergence kelimesinin Türkçe'ye tercümesi. Çok yakın zamana kadar ben bunu bilmiyordum. Ağ yapısı, networking ve güvenlik. Bu dört tane özellik bundan sonra herkesin yaklaşımında farklı bir yer alması gerektiğini düşünüyorum. Önce müsaade ederseniz esneklikten bahsetmek istiyorum. Şimdi yani gerek insani gelişim endeksi, gerek dünya nüfusundaki değişime bakacak olursak aşağı yukarı bu kesik çizgiye gidinceye kadar bir yeknesak bir gelişme görüyorsunuz. Evet, yani bir ara böyle bir hareketlilik var ama işte 1700'lerin sonuna gelinceye kadar insani gelişme endeksinde veyahut nüfus artışında çok fazla bir gelişme görmüyorsunuz. Ondan sonra bir dirsek oluşturuyor. Arkasından da neredeyse dümdüz yukarı çıkıyor. Tabii bu aslında dümdüz değil. Burada biraz grafiğin getirdiği yapı. Ben buna şöyle bakmak istiyorum. Yani ilk bu ilk düz giden yapı, daha sonra gelen dirsek, bizim endüstri çağı dediğimiz dönem. Ondan sonraki yukarı giden bölümse işte endüstri sonrası çağ ve bu devam ediyor artık. Bir şekilde hani hepimizin bir zamanlar diline perensek olmuş bir laftı. Biz endüstri çağını kaçırdık, bari bilgi çağını yakalayalım diye bir laf ediyorduk. Bunun buna ben şöyle bakıyorum. Tarım döneminden sonra gelen endüstri dönemi bir basamak belki. Fakat endüstri sonrası gelen dönem aslında merdivenin ta kendisi. Hem de basamaklar gittikçe daralıyor ve basamaklar gittikçe yükseliyor. Yani böyle bir bakış içinde devam ediyoruz. Ve hatta bu hele endüstri dönemindeki lineer gelişmelere alışmamış olan bizler için çok farklı bir konu. Bu exponential, yani üstsel bir gelişme gösteriyor bunu. Yani şeye bakacak olursak COVID mesela üstsel gelişmeler için çok güzel bir örnek. Dümdüz bir çizgi olarak gitmedi. Yani 1, 2, 3, 4 diye gitmedi. Bunu 1, 2, 4, 8, 16 diye kendisini katlayarak devam eden bir yapı. Aslında bu kendini katlayarak devam eden yapı alışkanlığı bizde yok. Biz öğrenmedik. Yani bir endüstri yapısı olarak bakacak olursak işte senede 100 şişe gazoz üretiyorsanız
Ertesi sene 120 gazoz ürettiğiniz anda siz %20 gelişmiş oluyorsunuz ve çok çok önemli bir gelişme oluyor. Bir ertesi senede %150 gazoz üretiyorsanız yine bir de 120 gelişme oluyor. Buna da çok seviniyorsunuz. Halbuki bu özellikle servis endüstrisinde bu sene 100 olan şey gelecek sene 20 bin oluyor, bir sonraki senede 30 milyon oluyor. Böyle bir gelişmeye kavramsal olarak ne kadar hazırız? Onu ona alışmamız, özellikle bizlerin çağı, bugünkü iktidar çağındaki, iktidar döneminde ipleri elinde bulunduran insanlar dönemindeki, ben kendimi de bunların içinde sayıyorum. Bu insanlar, bu kuşağı bunu içselleştirebilmek gerçekten hiç kolay bir şey değil. Kenara bakınca aslında çok iyi görüyorsunuz. Yani teknolojinin gelişmesine baktığınız zaman bir Mu kanunu var. Eminim ki aranızda birçoğu çok iyi biliyordur. Özellikle bilişim dünyası kendini 18 ayda bir katlıyor. Ya fiyatlar düşüyor, ya kapasite artıyor. Bir şekilde 18 ay sonra bugün 100 olan değer, diyelim bir bilgisayarın değeri 18 ay sonra yarım oluyor. Veyahut 100 ise 50'ye düşüyor. Bir sonraki 18 ayda da 25'e düşüyor. Buna şeyi katlarsak, buna bilginin gelişme hızını eklersek, aşağı yukarı 6 ayda bir dünya verileri kendini katlıyor. Bu bundan 3-4 sene evvel her seneydi neredeyse. Şu anda 6 ayda bir katlamaya başladı. Yani gittikçe de artan bir yapı. Yapay zekadaki gelişmelere bakarsanız da yapay zekadaki teknolojinin gelişme hızı 3,5 ayda bir. Kendisini 3,5 ayda bir katlıyor. Şu grafikte eğer bakarsak, yani bir sene içinde kendini nasıl geliştirdiğini 2020 yılındaki 2020 yılında teknolojideki gelişme bu şekildeydi ama 2030 yılına baktığımız zaman da 2020 yılının görüntüsü hakkında size sağdaki eğri bir fikir veriyordur. Peki bu katlamayla nasıl başa çıkabiliriz? Yani aradaki katılımcılar çok iyi biliyor. Ben bazılarımız çok iyi biliyor. Yani biz planlamaya çok önem veren bir kuruluşuz. Ben de zaten çalışma hayatına başladığım zaman planlamada başladım. 1980 yılında biz 5 senelik bütçeler bütçe ve planlar yapardık. 5 seneyi sonrasını öngörmeye çalıştı. 15 sene sonra bunu 3 seneye indirdik. Bugün baktığınız zaman 3 sene öncesinin öngörülerini 3 sene öncesinin öngörülerine baktığınız zaman herhalde yalnız bizim değil birçok insan için çok komik de geliyor. Yani burada başka bir takım yöntemler belirlemek lazım. Yani aksın bir tarafına esnekliği, öbür tarafına da planlamayı, plan yapmayı koyarsak herhalde dünya esneklik tarafına çok daha fazla gidiyor. Ve uyum sağlama, esnek olabilme herhalde bundan sonraki en önemli özelliklerden biri haline gelmek durumu. Ve özellikle tabii bizim için yani kendi kuşağından ziyade genç kuşak için en önemli unsurlardan birisi diye değerlendirebiliyor. Tabii bu kendi yanında birçok özellikler gerektiriyor. Yani duramıyoruz. Yani hepimizin kendi içinde konuştuğu yaşam boyu öğrenme. Bu lafta kalmıyor. Yani gerçekten çok gerekli bir şey. Yani durduğunuz anda düşüyorsunuz.
Ve bundan sonra gittikçe de hızlanan bir yapı içinde de devam edecek. Bunu görüyoruz. İkinci özellik, üzerinde konuşmamız gereken yakınsama. Yakınsamadan ne kastettiğimi söylemek istersek. Yani bilmiyorum, ben aslında Hazırun'a genelde şu soruyu soruyorum. Bu masanın üzerinde gördüğümüz aletlerin bir ortak özelliği var. Bir dakika. Acaba biri, yani bir şey alabilir miyim? Nedir bu özellik? Telefon. Nasıl? Telefon. Evet. Telefon da var masada. Geçmiş. iPhone. Teknoloji var orada. Evet. Evet. Haklısınız. Aynen öyle. Şu anda bu masada gördüğümüz, bundan 10 sene, 15 sene evvel bu masanın üzerinde gördüğümüz bütün aletler şu anda bir tek cep telefonumuzun içinde. Ve hatta telefonla konuşmak, telefondaki kullanılan, özellikle gençler tarafından kullanılan 5. fonksiyon. Ondan önce mesajlaşmak var, müzik dinlemek var, fotoğraf çekmek, selfie seyretmek var, oyun oynamak var. Bunların hepsi telefondan daha fazla kullanılan özellikler. Şimdi bunu düşünebiliyor musunuz? Şunların yalnız bir akıllı telefona geçmesi yüzünden değişen endüstri yapısı, üretim yapıları, servis yapıları kendini neredeyse 15 yıl içinde tamamen tepe taklak etmiş durumda. Bunun yanında tabii buna benzer aynı şeyi sosyal medyada yaşıyoruz. Aynı şeyi finans dünyasında, fintech dünyasında yaşıyoruz. Birçok alanda bu gelişmelerin hepsini beraber yaşıyoruz, beraber izliyoruz. Sonradan da ve bu hıza reaksiyon olarak işte gayet iyi biliyoruz, işte bir Amerika'nın yarısı geliyor, Make America Great Again diyebiliyor. Veyahut işte bazıları çarlığı hedefliyor, bazıları eski dünyanın gerçeklerini bir özlem olarak ortaya koymaya başlıyor. Herhangi bir şekilde imkan var mı buna? Ya Amerika'nın 1980'li yıllarda veya 90'lı yıllarda tamamen neredeyse ticaretteki hegemonya gerçeği varken bugün eski bir gerçeğe geri dönmenin öyle veya böyle imkanı var mı? Bu isterseniz yani popülist liderlerin söylediği gibi geçen yüzyıldaki beklentileri ortaya koymaları, hatta 50 sene önceki beklentileri ortaya koyarak iddiada bulunmaları bugünün gerçeği içinde pek olası bir yapı değil. Olsa olsa yeni yöntemler, yeni modellerle ileriye bakmak durumunda kalmak zorundayız diye düşünüyorum. bu benim için Venedik aslında bu konuda çok güzel bir örnek. Biz hep üst yapıdaki gelişimlere bakıyoruz. İşte şirketler batıyor, insanlar popülaritesini kaybediyor, şirketler popülaritesini kaybediyor, batıyor, gidiyor. Ama bu arada hayatımızın içine giren lüksler artıyor. Ortalama fiyatlara geliyorlar, yaklaşılabilir fiyatlara geliyorlar. 100 yıl önce bir en yüksek düzeydeki aristokratların sahip olduğu lükse sokaktaki insanlar sahip. Ve bundan hepimiz çok memnun oluyoruz. Ya hayatımız çok değişiyor. Ama altyapıya baktığımız zaman, altyapıda aslında temelde hiçbir değişiklik yok. Hukuk sistemi aynı, eğitim sistemi aynı, yönetişim sistemleri aynı. Hiçbir farklılaşan bir şey yok. Aslında aynı Venedik'teki gibi.
Venedik kendi altyapısını 18. yüzyılın sonunda neredeyse tamamen doldurmuş, yani insan kapasitesini doldurmuş bir yapıda. Şu anda görünüm bir, yani 20 milyon turist bunun üzerine ekleniyordu geçen sene başına kadar tabii. Yani görüntüde pek farklılık yok ama senede iki defa önce ayak bileklerine gelen, sonra dizlere gelen, şimdi baldırlara gelen bir su miktarı artışı görüyoruz Venedik'te. Şehir yavaş yavaş kaykılmaya başlıyor. Yıkılır mı, yıkılmaz mı bilmiyoruz. Ama bilinen tek şey var ki, eğer Venedik'in temelleri sağlamlaştırılmazsa ortada büyük bir tehlike var. Buna benzer bir yapıyı, yani bence bu metafor aslında bütün dünya için geçerli olan bir metafor. Üçüncü özelliğe gelmek istiyorum, ağ yapısı. Ağ yapısı, yani networking, yani İngilizce terimi, tabirini kullanmak istiyorum, müsaade edersiniz. Ağ yapısı aslında her tarafımızda var, her zaman oldu. Yani ta dün, yani uzayın oluşmasından itibaren ağ yapısı prensip olarak çok alışmadığımız yapı ama her yerde gördük. Hele asıl önemlisi tabii COVID ile birlikte ağ yapısının bir bilim olarak ne kadar önemli olduğunu aslında çok çok yeni fark etmeye başladım. Aslında bir bilim olarak networking ile uğraşılmaya gerçekten başlaması internetle başladı. 1960'larda bir iki araştırmayla başlandı belki. Yani bir bilim olarak kabul edildi. Fakat gerçekten artması ve teknoloji, yani bir networklerin bir bilim olarak üniversitelerin kürsülerine dahil olması internetle birlikte başladı. Şimdi bugün hani bizim kendi içimizde bir terim vardır. Yani işte daha doğrusu biz en azından çok çok uğraşmak mecburiyetindeyiz. Yerli ve milli kavramlarıyla. Ve hani globalizasyonun geri gidişinden bahsediyoruz. Acaba bunu doğru bir perspektifte bakıyor muyuz? Demin Gülseren o kelimeyi kullandı. Acaba neoliberal küreselleşme ile küreselleşmeyi biz birbirine mi karıştırıyoruz? Ben bunları küreselleşmenin atlıları diyorum. Veri, finans, sermaye, ürün veya servis ve insan akışları. Gittikçe ne yaparsak yapalım, bunların hepsinin bir şekilde tarihin başından beri öyle veya böyle arttığını görüyoruz. Arasından arada sırada cımbızla bazılarını çekmeye çalışıyoruz. Fakat bunları da aradan aldığınız zaman diğerlerinin de yalpaladığını görüyoruz. Bunu durduramıyorsunuz. Hele bundan sonra durdurabilmek herhalde imkansız bir yer. İnsan akışı. Gerek bilim insanlarının veya akademiyanın dünyaya yayılmasından göçmenlerin dağılımına kadar insanların akışını durduramıyorsunuz. Durdurmaya kalkıştığınız zaman da bütün diğer kavramlar kendilerini, bütün diğer atlıların farklılaştığını görüyorsunuz. Yani aradan cımbızla çekmek benim görüşümce imkansız bir şey. Eğer durdurmaya çalışırsanız da karşısında gördüğünüz zaman yani 1930'larda gerçekten bir durdurma oldu. Ve bunun sonucunu da belki dünyanın en büyük trajedisi olarak İkinci Dünya Savaşı olarak yaşandı. Şu anda bence aynı yapı devam ediyor. Yine bir anti-global hareketlerde ağırlık var. Ama bilelim ki
Ya o çarklara siz çomak soktuğunuz zaman bunun durması hakikaten çok çok büyük belalar getirir. Eğer bir tanesini durdurmaya kalkıştığınız zaman diğerlerinin etkisini de azaltırsınız. Burada şeye gelmek istiyorum. Türkiye'nin akademiyasından bir örnek vermek istiyorum. Maalesef bunun etkisini belki gördüğünüz Ufuk Akçiğit'in bilim raporunda grafik olarak çok iyi anlatılıyor bu. Türkiye'nin Türkiye'de bilimsel araştırmaların şu andaki gelişme hızı. Özellikle 2006'dan sonra, 2006'dan sonra burada çok büyük bir yavaşlama görüyoruz. Bir şekilde akademiya dünyaya akuple olma hızını gittikçe kaybetmeye başladı. Bunun bir şekilde farklı yapı içinde gelişmeleri devam ettirmek için uğraşmamız gerekiyor. Aynı şekilde, evet, Türkiye'ye hem çok iftihar ederiz, internet kullanımında biz 13. sıradayız dünyada. Çok güzel bir şey ama yani bunun yaratıcılığa veya değer yaratmaya katkısına baktığımız zaman da çok gerideyiz. Yani en azından OECD ülkeler arasında en gerilerden bir tanesindeyiz. Ve bunun da bu oranında aslında gittikçe daha da fazla yani geriye doğru gittiğini izliyoruz bugünkü yapı içinde. Şimdi COVID pandemi aslında bize çok iyi gösterdi network'ün etkisinin neler olabileceğini. İşte bir yandan yayılma hızını görüyoruz ama bir yandan da bilimin nasıl birbiriyle etkileşimi sonucunda bir takım sonuçlar üretebildiğini görüyoruz. Bu alıştığımız bir düşünce yapısı değil. Ama bundan sonra yani ben COVID'in hani bir kriz olarak önemli bir kriz olduğunu düşünüyorum. Ama benim görüşümce buna benzer krizleri biz bundan sonra çok daha fazla yaşayacağız. Bir şekilde her etkinin yayılma hızını COVID'e çok daha benzeyebileceğini göreceğiz. Ama bunların tedavisinin de, bunların değişiminin de bu şekilde hızlı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Nitekim ki bilim dünyası birlikte çalışma açısından bence çok güzel bir örnek gösteriyor. Ama karar vericilerin rekabeti açısından da oldukça kötü bir sınav veriliyor bütün dünyada. Ben networking'i gençlere anlatmaya çalıştığım zaman şunu söylüyorum. Yani networking kokteyllerde, yemeklerde, elinde içki kadehiyle insan tanımak değil. Networking doğru bilgiye ulaşabilmenin yetkinliğini edinebilmek. Çünkü ortak akılda her şey var. Yeter ki onu çözebilelim, onu bulmaya çalışalım. Bu da herkesin kendi kendini öğrenebileceği bir şey. Doğru bilgi var, yanlış bilgi var, eksik bilgi var, fazla bilgi var. Bütün bunlarla birlikte yaşıyoruz. Ama katma değerin geçtiği nokta bence doğru bilgiyi insanlar veya kurumlar bazından ulaşma yetkinliğinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Hatta yani şimdiye kadar diyelim kapitalizmin kendisini örnek olarak alalım. Information is power, bilgi güçtür diye bir kavramla yetiştik biz. Evet, doğru. Bilgiye sahip olmak rekabet ortamında çok önemli rol oynuyor. Yani bizim anladığımız anlamda. Halbuki paylaşılan bilginin getirdiği zenginlik zannedersem
Bugünkü aslında ara dönemi açtığımız zaman da herhalde göreceğiz. Asıl değer yaratma becerisi ortada olan bilgiyi doğru ekstrakt edip buradan değer yaratmakta geçiyor. Yani beceri mevcut bilgiden katma değer yaratmadan geçtiğini düşünüyorum. Burada da bizim alıştığımız rekabet kavramının kendi içinde değişmesi gerektiğini ve derinden değiştirmesi gerektiğini düşündürüyor bana. Yani bilgiyi saklayamıyorsunuz. Yani bilgiyi saklamak üzerine kurulmuş bir zenginliği, bir değer yaratmanın gittikçe geçerliliğini kaybettiğini görüyoruz gibi geliyor bana. Ve son olarak da güvenlik. Yine ben kendi kuşağımdan örnek olarak söylemek istiyorum. Bizim için güvenlik kapımızı kilitlemek, aralığın kapısını kilitlemek, pencerelerini kapatmak veya kontak anahtarımızı yanımıza almaktan geçiyordu. Bugün güvenlik en dar anlamından en geniş anlamına kadar 7/24 geçerli olan bir güvenlik. Bunun en tabii basit örneği, hepimiz kendimize herhangi bir şekilde dışarıda konuştuğumuz zaman çeki düzen vermek zorundayız. Çünkü olabilecek en ilkel yapıda her an saldırıya uğrayabiliyorsunuz. Bu gençler için, gençlerin birbirleri arasındaki, ergenlerin birbirleri arasındaki rekabetten bizlerin sokakta söyleyeceğim minnacık yanlış bir lafın linç edilmeye kadar giden bir uzantısına kadar geniş bir yelpazeyi alıyor. Bunun başka bir örnek siber korsanlar. Siber korsanlar artık başına Hutisini geçirmiş ergenlerden çok daha farklı bir yapıya gidiyor. Çünkü yani para var özet olarak. Yani mafya da işin içinde, devletler de işin içinde, siber korsanlık artık ya özellikle finansal alanda yani doğrudan doğruya para koparmak için yapılan siber kriminalite gittikçe de yaygınlaşıyor. Hem de neredeyse her sene 2 katına, 3 katına gibi bir rakamda yayılarak. Bunun dışında şu anda size bir örnek göstermek istiyorum. Yani bu belki birkaç gün önce çekilmiş bir resim. Yani bunların web sitesi var. Ülkelerin birbirine veyahut kişilerin ülkeler bazında birbirlerine yaptığı ataklar. Şu anda bu siteye girerseniz buna benzer bir yapı göreceksiniz. Yani dünyada herkes her yeri atak ediyor. Bu arada yeni yeni korsanlık türleri çıkıyor. Tabii hepimiz bildiği gibi. Ve tabii ki en basitinden bizim en yeni yapılmış Disney filmlerinde güldüğümüz, eğlendiğimiz prodüksiyonları aslında çok tehlikeli bir şekilde uygulanabileceğini görebiliyoruz. Ben size bir örnek olarak şöyle bir klip göstermek istiyorum. Belki aranızda görmüşler vardır.
Bunun tehlikesini, yani şimdi kendi buna büyük bir ihtimalle eğlenerek bakıyoruz biz bir noktada, ama yani bu rahatlıkla herhangi bir devlet yöneticisinin bir mahalledeki azınlığa, hadi bakalım girişin onlara, onların bir canını okuyun diye ortaya çıkıp YouTube'da yayınlanabilecek buna benzer bir klipin ne kadar kanlı sonuçlar doğurabileceğini herhalde hepimiz çok iyi tahmin edebiliyoruz. Buradan tabii yalan haberlere geçiyorum. Yanlış haberlere geçiyorum. Bunlar üzerinde çok fazla konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu örnek olarak göstermek istiyorum. Adam'ın yaptığı bir araştırmada aslında clustering'in bir araya, yani insanların nasıl kendi aralarındaki yankı odalarına kilitlendiğini ve başka bir haber izlemeye vakti olmadığı için aslında kendi kendini nasıl doldurduğunu ve farklı bir haberi, yani ben kendi beğendiğim şeyleri dinlemek istiyorum. Bunu izlemek istiyorum. Yani vaktim yok zaten başka bir şey yapmaya. İyi niyetli veyahut kötü niyetli. Yok. Benim çocukluğumda bizim eve 4 tane gazete girerdi. Yelpazenin bir ucundan öbür ucuna kadar işte zaten bir saat içinde 8 tane yaprağı okuyup bitirirdi. Ama bugün binlerce kanalın içinde ancak kendi istediğimizle, hatta gittikçe de radikalleşerek izlemek zorunda kalıyoruz. Yani eğer ayrıca karşı tarafın sesini duymamakta ısrarcı olursak, başka da çaremiz yok. Karşı tarafı dinlemek için belli bir çaba sarf etmezsek, bunu çok azımız yapıyoruz. Gittikçe kendi içimizdeki yankı odasına gömülüp başkasının sesine önce antipatik bir gözle bakıyoruz. Gittikçe de nefret çarklarını arttırarak bir müddet sonra boğazlayacak yapıya gidiyoruz. Ve bunu daha durduramadık. Bunu bütün dünya durduramadı. Yalnız biz değil. İşte polarizasyonun temelindeki en büyük sorunlardan bir tanesi herhalde buradaki haritadır. Yani bunun üstesinden bir şekilde gelmek zorundayız. Yani bir daha geçen gün yani dünyadaki herhalde en önemli sosyal medya uzmanlarından birisidir Sinan Ara, MIT'de bir hoca. Onun yeni kitabında da bunu görüyorsunuz. Nasıl bir yani sosyal medyanın çarklarına girdiğiniz zaman hem şirketler tarafından hem kendi içiniz nasıl bir çarkın içinde öğütülmek zorunda kaldığınızı görüyorsunuz. Tabii ki bundan faydalanan ortamlar var. Bunu bilimsel olarak manipüle eden yapılar var ki 2016 seçimlerinde Cambridge Analytica, detayına girmek istemiyorum. Cambridge Analytica bu konudaki en güzel örneklerden biriydi. Cambridge Analytica kapattırıldı diyeyim. Ama onun içindeki yapay zeka uzmanları şu anda başka şirketlerde çalışıyor. Bu kadar basit. Yani yok olmuş değil bu insanlar. Şu anda bundan işte 6 ay önce kadar müthiş gelişmiş bir yapay zeka dili GPT-3 çıktı. Yani şimdiye kadar GPT-2 aşağı yukarı 17 milyar parametre kullanıyordu kendi dili içinde. GPT-3
150 milyar parametreyle çalışıyor. Şimdi bu parametre, bu GPT-3'e bir soru girildi. İki Müslüman, tabii yani bir yapay zeka dili olarak, yapay zeka uygulaması olarak mevcut bilgi depolarına girip kendi zekasına göre bir takım yapılar oluşturuluyor. Şimdi bir denemede sorulan sorulardan bir tanesi ve gerisini yapay zekanın tamamlaması bekleniyor. Amerika'da yapılan bir deney. Two Muslims walked into a mosque. İki tane Müslüman bir camiye giriyor. Evet. Buna benzer, şimdi GPT-3'ün yaptığı tek şey mevcut ortamdan bilgileri değerlendirmek. Yani ne girildiyse oradan kendine göre bir sonuç yaratıyor. Şimdi buna benzer tehlikeyi çok farklı yerlerde görüyoruz aslında biz. Yani diyelim yapay zeka alanında kadınların oranının %5 olduğu tahmin ediliyor. Yani yapay zekada üretilen algoritmaların %95'i erkekler tarafından üretiliyor. Çok büyük bir çoğunluğu ya beyaz erkekler ya da Çinliler tarafından üretiliyor. Ve bunlar 10 sene sonra bu algoritmalar hayatımızın içine tamamen girmiş olacak. Asıl tehlikeler buralarda yatıyor. Şimdi bu örnek son World Economic Forum'da hangi alanların tehlike olarak gösterildiğini gösteriyor. Yani hep sorulan sorular. Merhabalar, her sene takip edersiniz bunları. Sizler çok iyi bilirsiniz. Her sene hangi konular büyük tehlike olarak ortaya çıkıyor? İşte gördüğünüz gibi 2012'de ve renkler de aşağı yukarı kategoriler içinde toparlanmış. Değişimin hızını aslında burada çok iyi görüyorsunuz. 2012'de, 2013'te ki tehlikeli olarak görülen kategoriler neredeyse 2020'de veya 2021'de hiç yoktu. Veyahut çok daha az görülüyordu. Gittikçe bizim tehlike olarak gördüğümüz, risk olarak gördüğümüz kavramların da değiştiğini görüyorsunuz burada. Yani bu kadar hızlı bir değişim alanından bahsediyoruz. Ve ben en son olarak gelir dağılımının çarpıklığı ile ilgili bir örnek vermek istiyorum. Bunu eminim ki yani sizlerin arasında birçok kimse yani Milanoviç'in fil eğrisini biliyordur. 1988 ile 2008 arasında bir araştırma yapıyor Milanoviç. Bütün dünyadaki her %5 gelir bölümünün bu süre içinde
ne kadar arttığını gösteriyor. En aşağıdaki %5 çok kayıp. Yani orada hiçbir değişiklik yok neredeyse. Hatta geriye gidiyor. Fakat ondan sonraki %5 ila 10 diliminde ise müthiş bir artış var. %10 ve %15 arasında daha büyük bir artış var ve bunu gittikçe daha fazla izliyoruz ta ki %50'ye gelinceye kadar. %50'de itibarlanama büyük bir düşüş başlıyor. %80'e gelinceye kadar. %80'den sonra da yine inanılmaz bir var. Yani en üst %5 diliminde en büyük artışı görüyoruz. Ve bunu şu şekilde açıklıyor Milanoviç. En yani filin sırtına kadar gelen artış aslında Doğu toplumlarındaki, özellikle Doğu toplumdaki burjuvazinin yükselmesi olarak gösteriyor. Yani yani ekonomik olarak artışı olarak ortaya çıkıyor. Ne bileyim ben, özellikle Hindistan ve Çin'deki artış. Filin başına doğru olan büyük çöküş ise bizim gelişmiş ülkeler veyahut Batı ülkeleri diye adlandırdığımız ülkelerdeki burjuvazinin çöküşü olarak gösteriyor. Ve ondan sonraki filin burnunun çıkması da işte en tepedeki zenginlerdeki gelir odaklanmasını, konsantrasyonunu gösteriyor. Şimdi biz bu, zannedersem bu filin baş tarafındaki çöküşü, bu filmi dünya 1930'larda da gördü. Büyük buhrandan sonra gördü. Ve bunun bedeli de, demin konuştuk, bunun bedeli de çok çok ağır yaşam. Şimdi buradaki kabuk değiştirmeyi aslında burada çok iyi yaşıyoruz. Yani bence yani 2008'den beri 15 sene geçti. Bu filin görünümü de biraz daha farklılaştı tabii. Ama benzer bir yapıya, benzer indikasyonları herhalde şu anda da görmeye devam ediyoruz. Bu gelişme tehlikeli bir gelişme. Bununla bir şekilde hani ayrışmacı değil, bilakis tamamlayıcı bir şekilde, birbirini destekleyici bir şekilde ancak başa çıkabilecek bir yapı olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Biz disruption'dan bahsettik, yani kırılımlardan bahsettik. Kırılımlar aslında hepimizin hoşuna gidiyor. Çok beğeniyoruz, hayatımızı çok güzelleştiriyor. Ama ucundan kıyısından zaman içinde getirdiği karanlık tarafları bizim hayatımızı bir müddet sonra domine etmeye başlıyor. Yenilik iyi, gelişme iyi ama bir şekilde karanlık taraflarıyla başa çıkmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Ya arabanın kapısını kilitleyip evin kapısını kapamaktan çok daha öteye bir noktaya geldi. Artık aslında güvenlik kavramı. Bu dört tane kavram benim özellikle gençlere, çocuklar, yani ne yapıp siz yalnız başınasınız. Bunları size okulda öğreten yok. Bunları biz öğretemeyiz size. Çünkü biz başka bir paradigmalar içinde yetiştik. Siz bunları kendi içinde öğrenmeniz ve kendinizi geliştirmeyi buralardan yapmanız lazım demeye getirmek istiyorum. Ve bunu yani kendi çağımızdaki insanlara da aynı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü kendimiz geçmişimizden gelen deneyimlerin esiriyiz aslında. Şimdi benim çözüm önerilerim çok kısıtlı. Ama bunları da bir şekilde dile getirip konuyu bitirmek istiyorum. 1989'da internete, yani bir göle bir taş atıldı. Sonra yavaş yavaş bunu hayatımızın aslında her hücresinde, her de saniyesinde yaşamaya başladık. Biz noktasal bazda düşünmeye alışıyoruz. Ne demek istiyorum burada? Ve eğitim sistemimize bakalım.
Yani eğitim sisteminde biz beyin hücrelerimizin doldurulmasından bahsediyoruz. Yani gezegenlerin sıralanması, Ayastefanos Anlaşması'nın imzalanması, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin maden yatakları, ne bileyim ben, bütün bu bilgiler işte bir şekilde beynimizin içine açılanıyor. Halbuki bu bilgiler zaten var. Yani bunu birdenbire sorduğumuz zaman kimse bunların çoğunu cevaplandıramaz. Ama 10 saniye sonunda yanında telefonu olan bir insan bu bilgileri mutlaka ulaşabilecek durumdadır. Ama eğitimin bundan sonra gitmesi yerine ise synapslerin, yani beyin hücreleri arasındaki ilişkiyi kuran elektrik sinyallerinin eğitilmesinden geçtiğini düşünüyorum. Yani mesele bağlantı kurabilmek, öğrenmek değil. Öğrendiğiniz şeyden anlam çıkartmayı becerebilmek. Bizler şu anda yani internette geçirilen bir dakikadaki faaliyetleri görüyoruz. Ki bu 2020'nin araştırması. 2020'de, 21'de herkesin pandemide evinde oturduğundan beri gelişmeye herhalde birkaç ay sonra daha farklı bir şekilde ortaya çıkacak. Haberlerimizi sosyal medyadan alıyoruz. Bekir Ağırdır'ın yaptığı araştırmalarda görüyoruz. 10 sene önce %70 olan gazete okuma oranı bugün %20'li, %30'lara düşmüş durumda. Gençlerde de bu oran %20'ler civarında. Sosyal medyanın kendi iç yapımız olan etkisine bakıyoruz. Yani bunların hepsi ne kadar olumlu, ne kadar olumsuz. Bunları ancak kişisel olarak değerlendirebiliriz. Ama bildiğimiz bir şey varsa da hayatımızı değiştiriyor. Ve tabii en önemlisi bizim internete koyduğumuz bilgileri neye yaradığını. Facebook'un bugün piyasa değeri işte 800 milyar dolarlar civarına geliyor. Defter değeri ise 100 milyar civarı. Bunun ikisinin arasındaki fark bizim Facebook'a gönüllü olarak hediye ettiğimiz bilgilerin yalnız Facebook tarafından değerlendirilmesi. Yani gerek reklamlar için kullanılması, gerek dataların çeşitli firmalara satılması, gerek yapay zeka içinde kullanım şekilleri. Biz bu bilgiler için aslında para talep edebilmeliyiz. Veyahut bir şekilde bu dataların kullanılmasının bir farklı bir şekilde regülasyon gerekiyor. Bakın dünyadaki en zengin 10 şirketin neredeyse 9 tanesi ya Çinli ya Amerikalı data kullanma şirketi. Zaten bunların hepsi de internetten sonra ortaya çıkmış şirketler. Ulan geriye kalan bir tanesi de Microsoft. Microsoft belki 1970'lerde kuruldu ama o da aslında bir data şirketi. Ve şu anda belki ben özellikle ekonomistlere bu çağrıda bulunmaya, genç ekonomistlere de bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani datanın ekonomide yeri yok, tanımlanmıyor. Yani klasik ekonomide de kıt kaynakların yönetimi kavramı altında datanın yeri yok. Nasıl tanımlayacaksın? Nasıl yerleştireceksin ekonominin içine? Ve bu konunun herhalde ekonomistlerin en önemli sorunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü data management sonunda oluşturulabilecek tazminat yapısına kadar geçen ve bütün yanlış bilgi, doğru bilginin değerlendirilmesi ve bunun çabuk değerlendirilmesi, eksik bilgi, fazla bilgi bir şekilde gerçekçi bir şekilde regüle edilmesi lazım. Bugün GDPR diye bir deneme var, bir uygulama var. Oldukça da başarılı bir uygulama Avrupa Birliği'nde.
Ama ne kadar yeterli ondan hiç emin değilim. Evet, bunu şimdi söyledik. Ve benim için en önemli slaytlardan birisidir bu. Dünyadaki devlet başkanlarının ortalama yaşı 64. Dünyanın yaş ortalaması 30. Ve bugün dünyayı, yani bugünkü iktidarları, iktidarların başındaki insanlar bu kavramları tanımıyorlardı. Ve bu kavramların içinde şekillenen gençlerin taleplerini anlamaktan çok uzak olduğumuzu düşünüyorum. Ve bunun içine kendimi de dahil ediyorum. Yani her ne kadar deniyorsam da ki burada farklılığın bu olduğunu düşünüyorum. Yani ya bizim yaşımızdaki iktidarların yapmasının gerektiğini, ya gençlere gelin çözümü siz bulun, biz size kapıları açalım olması gerektiğini, ama bunun karşılığında asıl yapılanında hayır, benim sistemim doğrudur. Bundan sonra gelebilecek her türlü yenilik çorbanın tadını kaçırıyor. Ben buna müsaade etmeyeceğim. Ve biz bunu yalnız tabii burada görmüyoruz. Yani kendi içimizde görmüyoruz. Dünyanın her tarafında pırtakları fırlıyor, ortaya çıkıyor. Ve bunu herhalde tahmin ediyorum bir süre daha beraber yaşamak durumundayız biz. En başta söylediğim kırılım çağı, kırılım yani İngilizce'de de disruption. Ve benim disruption için veya kırılım için bir tanımım var. Bunu mümkün olduğu kadar bu tanımı paylaşmak istiyorum. Yalnız Türkiye'de de değil, yani akademik çevrelere de ifade etmek istiyorum. Ve bunun daha yanlış dendiğini de açıkçası pek görmedim. Kırılım aslında toplumların, yani kırılımın özü, toplumların kendisine koyduğu sigorta mekanizmalarının yerinden oynatıyor. Her bir kırılım aslında bir kapı bekçisinin, bir gatekeeper'ın yerinden ediyor. Ne bileyim ben, sosyal medya, hiyerarşik medya yerinden ediyor. Atıyorum, Uber, taksicilik kavramını yerinden etti. Paylaşımcılık ekonomisi genelde zaten klasik verimlilik yapısının düzenini bozuyor. Buna benzer fintech kuruluşları, finansal teknoloji kuruluşlar aslında büyük bankacılık sistemlerini yerinden oynatıyor. Blockchain teknolojisi, evet, finansman teknolojileri belki yerinden oynatıyor, ama blockchain teknolojisini asıl odaklandığı nokta hukukun en temel kavramlarından birisi. Sözleşme kavramı. Yani yeni gelecek uygulamalar sözleşmenin denetim mekanizmalarını sorguluyor. Çünkü o denetim mekanizması zaten blockchain'in kendi içinde. Bu yalnız noterlik kavramını yerinden etmiyor. Aslında bütün bir adalet sistemini kendi içinde sorgulatacak herhalde bir süre sonra. Buna benzer birazcık farklı düşünmeye başladığınız zaman bu kırılımların ne kadar her şeyi değiştirdiğini, demokrasi kavramını, hukuk kavramını, eğitim kavramını, ekonomi kavramını, nasıl bunların üzerine farklı oyunlar oynadığını ve nasıl değiştirmeye götürdüğünü görebiliyorsunuz. Peki nedir sonuç? Benim görüşümce ve ben bunu çok tartışmaya hazırım. Dünyanın şu anda temel, bunlar dünyanın en temel sorunları. Gelir eşitsizliği, hava kirliliği, küresel ısınma. Ve işte yankı odakları veyahut sosyal medyanın negatif yapılaşması. Bizim endüstri döneminden ithal ettiğimiz
her türlü kavram, her türlü teori, her türlü kurumsal yapılaşma kendi yapıları içinde kaldığı zaman buralarda counterproductive dönüşüyor. Buraları buraların değişimine yararlı bir şekilde değil, zararlı bir şekilde çalışıyor. Bütün o kavramları tepeden tırnağa yeni modeller bakış açısında değiştirmemiz lazım. Bir şekilde uğraşmamız lazım. Gençleri bunların üzerine analiz etmeleri için, akademisyenleri bunun üzerine araştırma yapmaları için iteklememiz lazım. Çünkü mevcut yapılar bizi akla kara arasında düşünmeye itiyor. Polarizasyona itiyor. Polarizasyonda biz çözüm bulamayız. Ak'a karşı kara iddialarıyla çözüme gidemeyiz. Bize ne söylemesi gereken kırmızı veyahut yeşil veyahut mavi. Farklı bir boyutta çözüm önerilerine gitmemiz lazım. Ben çözümün buradan geçtiğini düşünüyorum. Ve bunun için de hakikaten özellikle akademiyanın, özellikle gençlerin burada kendilerine özgü çözümlerin üzerine araştırmaları ve düşünmeleri lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü gatekeeper'lar, kapı bekçileri, bu kırılım dünyasına birer birer çöküyorlar. Ama bunların yerine yenilerini koymayı beceremezsek de gittikçe daha fazla kaosa gidebiliriz. Ama belli hikayeler, belli narratifler çerçevesini hikayelerimiz yaratırsa, ki ben burada temel olarak en önemli gördüğüm unsurlardan biri sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilirliğin hikayelerini yarattığımız takdirde ve buradan dünyayı bir noktaya iteklemeyi, ya araştırmaları ve modellemeleri bir tarafa geliştirmeyi becerebildiğimiz takdirde buradan çözüm yoluna doğru gidebileceğimizi düşünüyorum. Çok özet olarak benim çıkarımlarım bunlardır. Yani farklı olarak düşünebilirsiniz. Ben her şeyi tartışmaya açırım. Sizleri bu kadar uzun konuşmama rağmen beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Evet, Gülseren. Barış'cığım çok teşekkür, çok teşekkürler. Hakikaten çok içerik dolu, vizyoner bir sunum oldu. Benim için de bir sürü notlar aldım. Benim de kafamda sorular var ama şimdi zamana bakalım dedim. Saat 6:18 geçiyor. Aşağı yukarı bir 15-20 dakikalık zamanımız var diyelim. Bu süre içerisinde chat'e gelen sorular var. Başka sorular varsa isterseniz ekran paylaşımını şey yapabilir miyiz? Kaldırabilir miyiz? Tamam. Çok özür dilerim. Çok uzun sürdü ama ben beceremiyorum daha kısa yapmayı. Evet. Peki insicamı öyle oturuyor. Doğru. Şimdi Faruk'cum, 3 tane soru gördüm ben. Başka soru sormak isteyen, sözel soru sormak isteyen varsa elde kaldırabilir. Binnaz'ı gördüm. Başka kim var? Cihan Bey mi? Binnaz'ı görüyorum. Başka Cihan Bey mi var? İsterseniz şöyle yapayım. Buraya chat'e yazan arkadaşlara. Bir de Hande var. Tamam. Binnaz, sonra Hande. Önce şu chat'e yazılan sorulara bakalım isterseniz. İlk soru biraz daha mikro şirketlerin işlerine odaklanarak Kemal Bey'in sorusu. Onu buradan okuyacağım Kemal Bey. Umarım doğru aktarabilirim. Daha mikro şirketsel bazda bir soru. Kendi işlerine odaklanarak iş mükemmeliyetine dayanan KPI'lerle yönetilen büyük kurumlar bu odağın dışındaki yıkıcı yeniliklerin kaynağı olabilir mi? Yani şu andaki... Yani yeni startupların dünyayı etkilemesini söylüyorsunuz gibi anlıyorum ben bu soruyu. Evet yani... İstersen şöyle yapalım Faruk'cığım, soru devam ediyor. Onu şey yapayım, bitireyim. Evet yani bu herhalde kar merkezli
bakış açısını demek istiyor. Çalışanların değerlendirilmesi değişmeden onları motive etmek mümkün mü? Bunu değiştirmeden yola devam edilmesi yüzünden içteki büyük kaynak atıl olmuyor mu? Değiştirmeye cesaret eden executive çıkabilir mi? Asıl sorun bu sorulara dayanıyor. Gelecekte büyük küresel şirketlerin toplumsal hayattaki rolü sizce nasıl değişecek? Artar mı, azalır mı? Ay, çok çok ağır bir soru. Kapsamlı bu. Bir soru, evet. Evet, istersen bununla başlayalım. Soru ama çok şöyle söyleyeyim müsaade ederseniz. Yani şu anda özellikle servis endüstrisinde çok ilginç bir gelişme görüyoruz diye düşünüyorum. Büyük şirketler, küçük teknolojik şirketler tarafından atak ediliyor. Özellikle bankalara bakıyoruz. Dünyaca büyük sigorta şirketleri, bankalar veya servis şirketlerinin, yani gelişmiş servis şirketlerinin büyük, küçük piranalar tarafından, fonksiyonel bazda, küçük uzmanlık kuruluşlar tarafından nasıl atak edildiğini görüyoruz. Yani her biri bunların aslında o büyük şirketlerden bir parça koparıyor. Yani bunu yani şu anda belki çok büyük bir tehlikeli bir yapı değil. Ama bunun örneklerini çok daha fazla göreceğiz gibi geliyor. Yani bir nasıl diyeyim, İngilizce terimiyle belki decoupling dedikleri, işte çözülme. Bunu tahmin ediyorum. Bundan sonra çok daha fazla izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Yani üretim şirketlerinde nasıl olur onu bilemiyorum ama özellikle şeylerde çok göreceğimizi düşünüyorum ben. Yani servis şirketlerinde çok ağırlıklı olarak yaşanacağını düşünüyorum. Şimdi burada ben soruyu yanlış anlamadımsa, yani küçük şirketlerle büyük şirketlerin birbirleriyle rekabeti üzerine soru temelinde. Ben küçük yapıların, küçük bir dinamik yapıların hantal yapılara göre çok daha yani odaklanmış, KPI'lerini ona göre belirlemiş. Küçük şirketlerin, dinamik şirketlerin büyük hantal yapılara göre çok daha fazla şanslarının olduğunu düşünüyorum. Ve bunun gittikçe daha da fazla olacağına inanıyorum. Pardon, yani umarım cevap... Ben şöyle algıladım, Kemal Bey belki daha iyi açıklar ama ben bir yönetim yaklaşımı eleştirisi algılıyorum burada. Daha çok kar odaklı şirket yönetimlerinin insan sermayesini kullanımına ilişkin bir soru ama Kemal Bey isterse belki şey yapabilir şu anda. Necat Bey gayet doğru cevap verdi. Benim de kafamdaki oydu. Girişimcilerin aslında bu corporate'lara karşı göreceli avantajı, mukayeseli avantajını aslında atıfta bulunmaya çalışmıştım. Bir şekilde gelecekte herhalde çok hızlı şekilde büyüyüp bir anda çok büyük şirket olacaklar. 2-3 sene piyasada kalacaklar, sonra gene onların yerine yeni disruptorlar gelecektir. Benim öngörüm de aslında Necat Bey ne görüyor, onu merak etmiştim. Onu Necat Bey keşke aramızda olsaydı. 30 sene önce kaybettik. Kusura bakmayın, evet. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Ne markaymış değil mi Farukcığım? Aynen. Aynen. Evet, pardon. Çok kısa tekrarlar mısınız son söylediğinizi? Kusura bakmayın, bu tam öğrenmişlik bagajı meselesi. Nöronlarımızın arasındaki şey. Faruk Bey, kusura bakmayın. Aslında bu girişimciler çok hızlı çıkacaklarmış gibi geliyor bana ve çok hızlı büyüyeceklermiş. Çünkü hani zaman da öyle, exponential bir zaman. Ama zamanla onların yerine yepyeni küçükler gelecek gibi geliyor. O yüzden bizim alıştığımız o büyük şirketlerin dünya yönettiği ekonomik sisteminde değişmesini tahmin ediyorum da siz tabii burada merkeze yakınsınız. O yüzden o network yapısında hub'ın kenarlarındasınız. Siz ne düşünüyorsunuz onu merak etmiştim. Evet, Andy Warhol'un lafını biraz değiştirecek olursak her şirket 15 dakika piyasa lideri olacak. Buna benzer bir şey herhalde. Evet, yani buradaki dinamizmin ben çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Yani
Ben bir kere şeyi de inanıyorum. Yani bizim yani yine bir endüstri dönemi ürünü olduğunu düşünüyorum. Büyük şirketlerin kendi içindeki hiyerarşik organizasyon yapılarının ben çok daha farklı bir noktaya geleceğini düşünüyorum açıkçası. Yani kendine göre gig ekonominin çok daha gelişeceğini. Bir örnek vereyim size. Yani bugün herhangi bir bir muhasebeci düşünelim. Bir şirketin daha fazla bir demirbaşı düşünebilir misiniz eleman olarak? Her şirketin muhasebecisi var. Yani şimdi bir şirketin muhasebesine bakan bir kişi o şirketten ayrılsa, o şirketin muhasebesini bağımsız olarak tutmaya devam etse, bunun yanında 4-5 şirket daha alsa, bu bir kere birinci şirkete daha ucuz gelecektir. Çünkü yani birçok giydirilmiş maliyetten belki kurtulacak. Öbür tarafta da isterse çok daha yani yetenekli bir muhasebeciyle çalışmayı tercih edecek. Olabilir. Buna karşılık ayrılan arkadaş da bir şirketle çalışmak yerine 5 şirketle çalışacaktır ve büyük bir yapının ağız kokusunu çekmek zorunda da kalmayacaktır. Yani buna benzer çözümleri hiyerarşik yapılar içinde de göreceğiz. Fonksiyonel bazda kurumların çalışma alanlarının atak edildiğini de göreceğiz. Bunların hepsi bir takım kabuk değiştirmeleri getirecek kendi içinde. Yani bugün ne kadar yaşıyoruz onu bilmiyorum. Ama yani daha doğrusu biliyoruz, çok yaşıyoruz. Ama bunu daha da fazla yaşayacağız. Yani özellikle yeni uygulamalar, yeni programlamalar, yapay zekanın devreye girdiğini gördükçe bunları daha fazla yaşayacağız. Faruk'cığım bir tane daha makro seviyede bu teknolojinin özellikle oyun uygulamalarının ne kadar özellikle Amerika tarafından kullanıldığını sorgulayan bir uzun soru var. Erhan Bey'in sorusu. Eski dünyanın değerleriyle gördüğüm en önemli risklerden biri de oyunlarda gömülü diyor. Çocuklar strateji oyunu oynuyorlar ve oyunun sonunda sanki doğal bir şeymiş gibi nükleer silah kullanabiliyorlar. Burada iki tane risk var diyor. Öncelikle dünyaya yön veren normlar üzerindeki insani kontrol ortadan kalkıyor. Nükleer silahların kesinlikle kullanılmayacağına dair bir normun yerleşmesi lazım. Ama tam tersi oluyor. Bu dünyanın sonunu getirecek bir yol. Bir başka risk daha var. O da aslında çocukların davranış algoritmalarının birilerini topluyor ve değerlendiriyor olması diyor. O çocuklar yarın önemli bir pozisyona geldiğinde nasıl davranacaklarını birileri öğreniyor olabilir diyor. Soğuk Savaş döneminde Sovyet yönetici elitin nasıl davranacağını tahmin etmeye çalışan Amerika'daki siyaset psikolojisi departmanlarının yapmaya çalıştığı şey şu anda oyunlarla yapılıyor olabilir mi yoksa fazla mı abartıyorum diyor. Estağfurullah, yani fazla abartma değil ama ben bence çok doğru bir tespit gibi geliyor bana. Yalnız şey ne kadar doğru olduğunu bilemiyorum. Yani bizdeki ben de çocukken kovboyculuk oynuyordum. Sonunda yani onu 20'li 30'lu yaşlarıma geldiği zaman o benim oynadığım kovboyculuğun doğrusu pek adam öldürmek arzusu etkisi olarak yansımadı. Yani bunun illa böyle olması gerekmiyor diye düşünüyorum. Ama bir takım indoktrinasyonların oyunlar içinde yerleştirilebileceğini görüyorsunuz. Yani görüyoruz. Yani bunu ne dereceye kadar kontrol edip etmediğimizi bilemiyorum. Yani bu şirketlerin kendi algoritmaları içinde gizli. Bugünkü herhalde en önemli sorunlardan birisi oyun olsun veyahut birçok şeyde olsun, yani birçok uygulamada olsun.
Hatta bu büyük sosyal medya şirketleri içinde de geçerli. Algoritmaların gizliliği, yani o şirketlerin kendi rekabet gücü aslında algoritmalardan kaynaklanıyor. Bu algoritmalar gizli kaldığı sürece bu sorun devam edecek demektir. Yani burada çok büyük manipülasyon olanakları yatıyor. Bunun zorlanması gerekiyor. Özellikle büyük şirketlerde bunu yaşıyoruz zaten. Yani gittikçe daha fazla o algoritmaların açılmasına yönelik bir, özellikle Amerika'da bu çaba var. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Oyun şirketlerinde bu çaktırmadan, bilerek veya bilmeyerek bunu söyleyebilmek çok, yani beklemek gerekiyor. Yani aslında bunları hayal etmenin sonu komplo teorilerinde bitiyor. Ama yani bunun derecesinin ne olduğu hakkında benim bir fikrim yok. Ama davranış alışkanlıklarını, çocukların davranış alışkanlıklarını etkilediği de muhakkak. Aslında çok da kötü bir şey değil. Yani çocukların özellikle strateji oyunlarında stratejik düşünme ve analiz etme özelliklerini geliştirmelerinin de ben çok yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani ama bunun ölçüsü nedir? Nedir? Nereye kadar gitmeli? Durması gerektiği nokta neresidir? Bu konuda benim verebileceğim bir cevap yok açıkçası. Sağ olasın. Bir Naz'a verelim sorusunu sorması için. Bir Naz'cığım. Çok teşekkürler. Faruk Bey'in ilginç konuşması için de çok teşekkürler. Benim sorum şöyle bir şeydi. Yani ileriye dönük olarak dünyanın nasıl bir dünya olacağını düşündüğümüzde son zamanlarda okuduğum pandemi sonrası dünyayla ilgili bir takım öngörüler var. Yani bu da çok tartışılan meselelerden bir tanesi. Şimdi sizin çizdiğiniz tabloda akışkanlığın, bilgi akışkanlığının devam etmesi ve bu network dediğiniz şeyin ağların açık olması tabii ki çok çok önemli. Ama bu pandemi sonrası dünya hakkında yazıp çizenlerin söyledikleri şöyle bir şey var. Yani bir kısmı olumlu bir bakış açısı. Hani o fil hikayesi var ya. Fil hikayesinde yani oraya eğer sadece geliri değil de bütün bu bilgiyi vesaire bunları da koyacak olursak öyle bir fil grafiğine orada bu uçurumun muhakkak kapatılması gerektiğini düşünenler pandemi sonrası dünya için ve de ülkelerin birbirine çok daha fazla açılacağını, cemaat denen şeyin, yani cemaati din anlamda kullanmıyorum, toplulukların önem kazanacağını, dayanışmanın önem kazanacağını falan söyleyenler var. Bu böyle olursa çok iyi de bir de bunun tersini söyleyenler var. Yani ülkeler kendi içine kapanacak ve bu içine kapanma her açıdan bir kapanma olacak. Artık eskisi gibi o bilgi akışkanlığı da olmayacak. Seyahat denen şey ortadan kalkacak. Sadece ve sadece belki böyle işte internet üzerinden haberleşme olacak. Yani bir distopyadan bahsediliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi hocam yani tabii ki yani gelecek, ben hiçbir zaman bir şey yapmak istemiyorum. Bir yani öngörüyle hareket etmek istemiyorum açıkçası. Çok zor geliyor bana. Ancak kısa dönemi görebiliyoruz çünkü. Yani kısa dönemde yani yine şöyle bir şey var. Yani bu pandemi ne olursa olsun bizim mevcut sistemin üzerine geldi. Hücum etti. Burada bir etki tepki mekanizması var. Çoğu ya hakikaten aynen dediğiniz gibi bence kısa dönemde evet özellikle iktidarların bu konudaki tepkisi oldukça beceriksiz bir savunma tepkisi oluyor.
Herkes bunu yaşadı. Yani hiç kimse, hiçbir ülkede aslında becerikli bir şey görmüyoruz. Yani bir tek Yeni Zelanda hakikaten bu işi kendi başına dünyanın bir ucunda bir ülke olarak çok iyi becerdi. Kadın başbakan. Evet, tabii olabilir. Haklısınız. Bir tek onlar becerdi. Ama bir de tabii yani hakikaten oldukça da izole yaşıyorlar. Yani onun da bir etkisi olmuş olabilir. Ama ben açıkçası şunu da düşünüyorum. Yani travmalar, yani travmaların uzun dönemli hakikaten çok büyük yararı oluyor. Yani kısa dönemli çok trajik sonuçları oluyor. Çok kötü şeyler yaşatıyor. Ama orta ve uzun dönemli yararları da çok fazla oluyor. Yani umarım yani bilim dünyasının adaptasyon gücünün, hatalar olmadı mı? Oldu yani, ama o bilinç vardı bir yani. Ortak Çinliler, yani işte bunca eleştirdiğimiz Çinliler daha Ocak ayında virüsün şeyini dünyaya yayınladılar. Yani anatomik yapısını dünyaya araştırın bunu diye. Ve bunun üzerine birçok şirkette araştırmaya başladı. Birçok kurum araştırmaya katıldı. Yani 6-7 ay sonra aşının özü çıktı orada. Yani buradan öğrendiğimiz bizim çok şey olması lazım. Bunun üzerindeki politik mekanizma burada doğru tepki verdi mi? Bunu sorgularım tabii. Ama bu bilim dünyası farklı yaklaştı. Çok yani ben şapkamı çıkarırım açıkçası. Ve umarım bunu daha farklı yapılar içinde de görebiliriz. Yani evet, ben bir şey diyemeyeceğim. Çok zor bir şey söyleyebilmek. Ama yani dünya ekonomisinin açıkçası ben kapanmayı kaldırabileceğini düşünmüyorum. Hiçbir ülke için kapanmayı kaldırabileceğini düşünmüyorum. Yani işte Kuzey Kore'nin, ne bileyim ben, onları görüyoruz, okuyoruz. Yani küçük, kısa dönemlerde evet bu belki yaşanıyor. Yaşanacaktır da. Ama yani bunun sonucunda şimdiye kadar kazançlı çıkan da hiçbir yer olmadı. Bunun da yani ölen ölü kalan sağlar bizimdir demek istemiyorum ama yani uzun yani orta dönemli yani çıkış sonunda bu yöne doğru oluyor. Ha, pesimist miyim, optimist miyim? Galiba yani biraz daha %50'nin üzerinde optimistim diyebilirim uzun dönem. Teşekkürler Faruk'cığım. Ben de optimistim. Bir soru da şu. K.B. Beyhan adını bilemiyorum. Diyor ki dijital demokrasi siyaseti nasıl değiştirecek veya değiştirebilecek mi? Doğrusu ben de ilk Facebook işte 2004 müydü kurulduğunda hani bireysel hak ve özgürlüklerin büyüyeceğini, demokrasilerin gelişeceğini, derinleşeceğini, yaygınlaşacağını düşünmüştüm. Şimdi onun üzerinden yaklaşık 20 yıl geçti. Geldiğimiz nokta bana büyük bir hayal kırıklığı. O bütün bu beklentilerimin gerçekleşmediği ve maalesef bu dijital devrimin demokrasiyi getirmediği gerçeğiyle yüz yüze getirdi beni. Bu soru da sanıyorum öyle. Bu dijitalleşmenin demokrasiye etkisi, demokrasiyi geliştirmesi mümkün mü? Bu soru. Social Dilemma diye bir şey var Netflix'te, belgesel. Seyrettiniz mi onu? Yok. Tam da bu konuyla. Ay, çok ilginç. Muhakkak seyredin. Kaldırmadılarsa muhakkak. Evet. Yani bu soruyu ben biraz daha farklı bakmamız gerektiğini düşünüyorum Gülseren. Mevcut demokratik yapı, yine bizim endüstri döneminden miras aldığımız demokratik yapının
bugünkü gereçler çerçevesinde ne kadar saldırıya dayanıklı olduğunu soralım. Yani buradan bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani şu kanıtlanmış bir şey. Rusya Makedonyalı hackerlarla, Makedonyalı hackerlara para vererek açıkçası şeye Amerikan seçim sistemine 2016'da atak etti. Şimdi geçen gün bu konu üzerinde böyle iyice bilimsel akademisyenler bir akademisyenle konuşuyorduk. Yani 70 bin oy farkı mı ne vardı neticede Trump'ın seçimini sağlayan Amerika'da 2016 yılında. Şimdi o kadar çok atak oldu ki, yani Cambridge Analytica ile atak oldu. Ruslar atak etti. Çinliler atak etti bir şekilde. Bir de bilmediğimiz kim bilir nelerle oldu. Herhalde o 70 bin oy oralarda eminim ki bu ataklardan etkilenerek şey oldu. Amerika'nın tarihi değişti diyelim. Demek ki olabiliyormuş bunlar. Yani buna bu gözle bakmamız lazım. Bunlar yani bir şey demek ki olabiliyormuş diyorsak veyahut olma ihtimalinin olduğunu düşünüyorsak o olacaktır demek. Yani bir şekilde bir yerlerden olacaktır. Yani bir teorik bir iddianın ötesine geliyor o noktadan sonra. Oluyor. Yani bunu görüyorsun ki mevcut parlamenter kurumsal yapı bugünkü sosyal medya ataklarını kaldırabilecek yapıdan gittikçe daha fazla çıkıyor. Yani benim gözümde yani burada sorgulanması gereken birçok şey var. Öncelikle parlamenter yani temsili yapının kendisini nasıl yeniden düzenleyeceğim. İkincisi belki yani ulus devlet kavramı için ulus devlet kavramının kendisini yeni dünyaya nasıl adapte edecek. Ama işte şunu söylemek istiyorum. Bunları düşünecek olan biz değiliz. Bizler akademiyayı veya gençleri bunları düşünmeye ve bunlardan dünyayla birlikte çözüm üretmeye iteklemek durumundayız. Yani onlar düşünmeli bunu. Çünkü bizim kavramlarımız bu kadar bitiyor. Bizim yaşımız burada. Yani hepimize çok saygı duyuyorum. Çok iyi, çok doğru buluyorum. Ama bizim yapmamız gereken noktanın gençlerinin yolunu açmak. Kendi bildiğimizin doğru olduğunu iddia etmek değil, onların yolunu açmaktan geçtiğini düşünüyorum. Çünkü biz kendi yargılarımızın, kendi deneyimlerimizin esiri. Onların bu yönde ve buradaki yani burada da bize düşen bunun çözümünü biz size destekliyoruz demekten geçtiğini. Ben yani bir şey değilim yani politika bilimcisi değilim. Ben olsa olsa neyin bu mevcut yapı içinde yanlış olduğunu veya eksik olduğunu görebilirim. Yani. Ama bunun çözümünü yaratabilecek olan insan ben değilim, bizler değiliz diye düşünüyorum. O zaman ben söyleyeyim, bizleriz diyebilirim o zaman. Faruk'cum, bize kadınlara ve işte gençlere diyelim bayağı bir görev var. Evet. Yine bir kadından bir soru gelmiş. Demin aslında ona referans verdin. Bu ulus devletlerin dijital dönüşümdeki yerine. Nazik Işık arkadaşımız diyor ki tariflediğim bütün bu gelişmeler çerçevesinde ulus devlet ve yönetişimi bu alanlara yansımaları nasıl olacaktır diyor. Vallahi... Ay nasıl cevaplandırırsam bu soruyu bilmem ki. Yani tekrar şöyle söyleyeyim. Yani ulus devlet, ben şöyle ayırıyorum. Belki çok simplistik
bir şey, dağılım yapısı ama genellikle genel yapıda geçerli olduğunu düşünüyorum. Tarım döneminde krallıklar vardı, derebeylikler vardı, imparatorluklar vardı vesaire vesaire ve onların da koruyucu mekanizması özet olarak aristokrasiydi. Yani temel savunma o temeller üzerine oturuyordu. Arkasından endüstri dönemi geldi. Onun da temel çarkları burjuvaziydi. Burjuvazi de aslında ulus devlet kavramı. Yani belki Amerika belki bir antitez olarak çıktı ama yani bizim bildiğimiz bir çoğunluk ülkeler ulus devlet kavramı içinde hareket ederek gitti. Yani etnik ulus devlet yapısı içinde gitti. Yani şöyle bir tablo yapacak olursa eminim ki birçok akademisyen buna itiraz edecektir ama benim kavramlarım içinde tarım dönemi, imparatorluklar, krallıklar, derebeylikler, öbür tarafta aristokrasi. Sayfayı çeviriyoruz. Endüstri dönemi, ulus devletler, burjuvazi. Ve hayatımızın önemli bir, ya daha doğrusu tarihin herhalde yakın tarihin en önemli dönemi son 200 yılda ta ki 2. Dünya Savaşı'nın sonunda, hatta 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar belki veyahut 1920'lerde imparatorluklarla ulus devlet kavramının arasındaki mücadeleyle geçti. 1,5 yüzyıl neredeyse. Şimdi ama o endüstri dönemini benim gözümde kapıyoruz. Yani işte bu alıştığımız şeyde endüstri yani burjuvazi yapısının da şapkasını alıp gittiğini görüyoruz. Bakalım yani bu kendini gittikçe artan network ilişkileri içinde ulus devlet yapıları kendilerini nasıl şekillendirecekler? Yani her an sokaktan geçen tarafından bugünkü yapı içinde sopa yeme ihtimali olduğunu düşünürsek böyle bir soruyu ortaya attığımız zaman. Ama düşünelim, konuşalım. Yani en azından tabu olarak mutlaka vazgeçmem, yani tabuluktan çıkartmamız gereken konulardan birisi olduğunu düşünüyorum. Evet, Hande? Hande gitti mi? Teşekkür ederim. Hayır, buradayım. Hande'ciğim. Çok teşekkürler Faruk Bey. Çok ufuk açıcıydı. Ben elimi indirdim çünkü aslında bir önceki soruya cevap verirken Faruk Bey bir kısmen de benim soruma cevap vermiş oldu ama madem söz verdiniz, öncelikle bir kere daha çok teşekkürler. Çok yakın zamanda ben de Akan Abdullah'ın Öngörülemeyenler diye bir kitabı var. Tam olarak algoritmalara nasıl yenilmeyiz, nasıl bu yeni dünya düzeninin özellikle Türkiye'deki kırılganlığımızla maalesef hem bilgiye ulaşmadaki eksiklik, bilgiyi kullanma eğitimini doğru dürüst almamış olmamız, işte yıllar içinde sorgulayan bir eğitim modelinden gittikçe kabullenen, ezberlenen bir eğitim modeline dönmüş olmamız, üstüne EDAM'ın araştırmasında gördüğümüz kendi yankı odalarımıza kapanmamız ve aşırı kutuplaşma, bir de üstüne dezenformasyon. Dolayısıyla bizi diğer ülkelere karşı da ülkelere kıyasen de daha kırılgan yapıyor. Algoritmada sadece bir veri olmak, orada edilgen bir durumda olmak gibi. Ama günün sonunda da tabii ki biraz evvel sorulan sorulardan, sizin yine optimist bakış açınızdan gördüğüm, siz daha diyorsunuz ki hala bir birey olarak dijitalleşme ve bu hatta algoritmalar da belki de biraz hani kendi yorumumla söyleyeyim, Ayn Rand var ya, insan doğası gereği iyidir, o yüzden iyiye evrilmeye meyillidir fikrindesiniz. Ama şöyle de bir şey var. Bir de tabii ki kişilerin verisinin değerinin farkında olması, doğru şekilde o bilgiyi kullanması, bilginin sujesi değil, bilgiye sahip olarak bu algoritmalar içinde var olması çok önemli. Ama öte taraftan bir de çok
güçlü bir şeyle mücadele ediyoruz ve eşit bir savaş da değil. O yüzden dijital aktivizm kavramı artık hayatımıza giriyor. Siz birazcık şey dediniz, ya o artık biz gençlerin arkasından iteceğiz. Onlar kendilerini kurtaracak ama sanıyorum orada biraz hala dijital aktivizm. Ben de Gülseren gibi düşünüyorum. Ya orada da aktivizm var. GDPR tabii ki önemli bir adım ama asıl yeni insan hakları beyannameleri yazılmalı. Ve bunun içinde bizim algoritmik haklarımız da var olmalı. Dijital haklarımız da var olmalı denen, sizin de işte New York'ta özellikle yakınsınızdır eminim bu entelijansiyaya. Oralarda artık bir farklı bir aktivizm boyutu var. Burayla ilgili yorumunuzu alacaktım ama sonra siz birazcık daha artık gençlerin işi deyince indirmiştim elimi ama sormuş olayım. Yok, estağfurullah. Çok çok teşekkürler. Şuraya geliyor galiba. Şimdi tabii ki yani bireysel olarak bakıp değerlendirdiğiniz zaman burada yani nereye akuple olacağınız sorusunun cevabını bulamıyorsunuz. Ama bir şey nispeten az konuştuk diye düşünüyorum. Burada da ben şunu söyleme ihtiyacını hissediyorum açıkçası. Yani bugünkü kafa bulanıklığının asıl nedeninin ben hikayeleştirememekten geçtiğini düşünüyorum. Geleceği hikayeleştiremiyoruz. Yani şimdiye kadar aslında fikirsel mücadelelerin temelinde yatan en önemli unsurlardan birisi hikayelerin kendi içindeki mücadelesi diye bakıyorum ben. Yani ne bileyim ben 20. yüzyılda 19. yüzyılın sonundan itibaren hikayeleştirilmiş ideolojiler için insanlar ölmeye hazırdı. Bugün de var onlar. Yani bugün de görüyoruz. Ne bileyim ben kendi intihar bombacılarını görüyoruz. Onların hepsinin birer hikayesi var. Adandığı hikaye var. Şimdi bizim bugün yaşadığımız, özellikle gençlerin yaşadığı bulanıklığın da temelinde ben o hikaye eksikliğinin olduğunu düşünüyorum. Yok yani parça parça var belki. Parça parça var. Ama bütünsel bir hikayeyi yani story diyeyim İngilizce narrative bunu görmüyorsunuz ve ortadaki kafa bulanıklığının temelinde de bunun yattığını görüyorum ben. O hikayeyi araştırmamız lazım, bulmamız. Benim için var açıkçası. Ben dediğim gibi sürdürülebilirlik olarak görüyorum. Bunu ne kadar daha yani veyahut kaynakların tüketilmesi olarak görüyorum. Çocuklarımıza kötü bir dünya bıraktığımızı görüyorum. Bunu mutlaka temelinden düzeltilmesi gerektiğini görüyorum. Yani hikayenin burada yattığına ben inanıyorum. Ama özünde sorunun bunların yeteri kadar dağıtılmadığını ve şu anda mevcut özellikle şeyden dolayı, yani gelir dağılımı bozukluğundan dolayı da ortaya çıkan saldırgan hikayelerin ağır bastığını görüyorum. Bunun üzerinde de çalışılabileceğine inanıyorum açıkçası. Olmayacak bir şey değil. Evet, bunun için son 6 dakikamız. Artık 7'de kapatalım dedik. Çok konuşuyorum değil mi? Yok, estağfurullah, gayet güzel. Sana onlarca teşekkür var sunumun için. Herkesin ufuk açıcı bulduğu bir sunum. Şimdi 3 tane soruyu birbiriyle bitişik soracağım. Bir tanesi demin işte bu risklere karşı dijital oligopollerin, ulus devletlerin çok ötesine geçen gücünü kontrol altına almak mümkün mü diye soruyor. Yani işte demin söz ettiğin o 10 tane şirket dünyanın datasını elinde bulunduranlardan söz ediyor galiba. Bu da sevgili Şehnaz arkadaşımız, çok değerli bir hukukçu. Devletle birey arasındaki ilişkiyi düzenleyen anayasalar, uluslararası sözleşmeler vardı eskiden diyor. Şimdi mevcut ve gelecek
konjonktürde ise bunu ancak fikri mülkiyet rejimlerinin yeniden tasarlanması bir ölçüye kadar engelleyebilir gibi görünüyor diyor. Bu konu çerçevesi hiç konuşuluyor mu, zikrediliyor mu diyor. Eminim bu hani senin de söz ettiğin tehditlerin nasıl yönetileceğine ilişkin bir soru. Diğeri bu dijitalleşmeyle, küreselleşmeyle gelen, ortaya çıkan bir işsiz sınıfı var diyor. Bu rastgele, Ahmet Rastgelener'in sorusu. Bu tüketim gücü de olmayan atıl dünya nüfusunun ne olabileceğini düşünüyorsunuz diyor. Buradaki büyüyen işsizliğin nasıl yönetileceğine ve onların akıbetinin ne olacağını soruyor. Bir tane keyifli şey, hepimiz Trump'ı özledik galiba, Trump'ın tweetlerini. Twitter'ın Trump'a ilişkin koyduğu İsmail Hakkı Bey'in sorusu, sansüre ne diyor, diyor Faruk Bey. Bu üç tane soru ve ondan sonra da zaten bugünkü toplantımızı kapatacağız, evet. Yani şimdi bir kere senden biraz yardım rica ediyorum. Estağfurullah. Yani bu soruları arada bana tamamlayıcı olarak şey yapabilirsen, devreye girebilirsem çok sevinirim. Bir kere birinci soru, büyük devletlerle bu özel şirketler arasındaki mücadelenin ben geçici olduğunu zannediyorum. Yani böyle bir mücadele uzun dönemde olmaz. Yani bu geçen 19. yüzyılın sonundaki bu büyük rubber baron dedikleri büyük şirketleri sonunda dize getirildiler. Yani Amerikan devleti tarafından, özellikle bildiğim kadarıyla varlık vergisinin konulmasıyla farklı bir yere getirildi. Yani yahut gelir vergisi galiba, bilmiyorum. Şimdi onu ekonomi tarihçilerine bırakalım. Yani en azından, daha doğrusu monopolistik, yani rekabet düzeni getirilerek Roosevelt zamanında bu düzene getirildi. Ben bunun geçici olduğunu zannediyorum. Yani bu bir antitez olarak çıktı. Şu anda bir bugünkü yapı bir çocuk hastalıkları yapısıdır. Onların tekel yapısının kırılması gerekir. Bunun da aslında teorik olarak bunların çözüm yolları var. Bir tek pratik olarak çok kolay değil. Çünkü artık çok fazla lobici kullanıyorlar. Bunu da kabul edelim. Yani Amerika'da dolaşan çok fazla lobicileri var. Ayrıca da dünya rekabeti çerçevesinde sorunları var. Yani Amerika bunları dize getirdiği takdirde birdenbire Çin diye bir sorun çıkıyor karşılarına. Çin çünkü bunu destekliyor. Bunlar iç içe gelişiyorlar falan filan. Yani uzun bir cevabı var bence, ama sorun özünde bunun çözümü var. Bu algoritmaların yayınlanması lazım. Yani bu şirketlerin kullandıkları algoritmalar, bunların en güçlü tarafları, ama bunları büyütenler de onlar. Yani kontrolsüz bir şekilde bir tümör halinde büyütenler de onlar. Yani bunların algoritmalarının kontrol edilebilmesi gerekir. Yani uzun dönemde bu işin çözümü buradan geçiyor. Yoksa şey değil, yani rekabet kurulu bunların üzerine gider, bunları bastırırsa 3 gün sonra başka bir şirket çıkacak demek. Yani çözüm hani bunların teker teker üzerine gitmek değil, işin özünde çözümü aramaktan geçiyor. Öbür şey, ikinci soru, yanlış anlamadımsa orada da kişisel özgürlük ve şeffaflık arasındaki çelişkinin açığa kavuşması lazım. Bu ikisi birbiriyle rekabet ediyor. Yani ya şeffaf olacaksın. Yani bir noktadan itibaren ya şeffaf olacaksın ya kişisel özgürlüklere
şey duyacaksın. Yani kişisel özgürlükler öne çıkıyor. Bu ikisinin arasındaki ilişkilerin yeteri kadar tanımlanmadığı bir dönemde geçiyoruz Gülseren. Burada eksiklikler var. Bugün için eksiklikler var. Bunun tamamlanması lazım. Yani hukuki olarak ve kavramsal olarak tanımlanması lazım. Eksiklikler var burada. Yani birbirine rekabet ediyor bu kavramlar. Yani birisi öne çıktığı zaman öbürü isyan ediyor. Çünkü ikisi de bizim inandığımız kavramlar. İkisi de kabul ettiğimiz kavramlar. Ama birbirine kavramlar değil, rekabet edici kavramlar. Başka Trump ve Twitter Trump'ın şeye söylediği... Bana sorarsanız yani o yani bence o şirketi yani sen yani klasik anlamda bakacak olursak yanlışım olabilir. Yani burada çok eleştiri de alırım herhalde bu gördüğüm düşüncemden. Ama sen Google'a veriyorsan bilgini, Facebook'a veriyorsan bilgini, Twitter'a veriyorsan bilgini, bunların özel şirket olduğunu bilerek hareket ediyorsun. Ve onlar da neticede bununla ilgili bir kararı özel şirket olarak verebilecek durumda olmalı diye düşünüyorum. Yani bunun kestirme cevabı bu. Çünkü şirket size, politikasıdır diyorsun. Efendim, bence öyle olmalı. Şirket politikası. Bence öyle olmalı. Yoksa işin içinden çıkamazsın. O şirketi o hakkı vermek o ayrı bir konu. Yani şirketin o kadar büyümesine o derece o kadar fazla o uygulamasını kullanmasına izin vermek o ayrı tartışılacak bir konu. Ama o anda Twitter bu kararı veriyorsa kendi kararıdır diye düşünüyorum. Yanlış olabilirim. Bu benim kişisel düşüncem. Ahmet Bey'in sorusu vardı son olarak da. Bu büyük işsizlik, alım gücü olmayan, tüketim gücü olmayan büyük işsizlik. Bilmiyorum ya. Onu bilemiyorum. İşte bu yani nedir? Bunun ben aslında hani bu universal gelir dağılımı gibi bir takım yeni metotlar var. O iyi taraflarıyla, kötü taraflarıyla onları cevaplandırabilecek bilgiye sahip olduğumu düşünmüyorum, bilmiyorum. Açıkçası. Ama bildiğim bir şey var ki yani her dönem aslında bu 19. yüzyılda da yaşanmış bir sorun veyahut 18. yüzyılın sonunda da yaşanmış bir dönem. İşsizlik korkusu, makineleşme korkusunun ne kadar çok işsiz yaratacağı. Yani orada şeyi yeteri kadar düşünebiliyor muyuz? Yani bu disruption ne kadar gelişeceğini düşünebiliyor muyuz onu bilmiyorum. Ben adım adım küçük adımlarla düşünmeyi açıkçası daha fazla tercih ediyorum. Yani 10 sene sonra sorun olarak göreceğimiz bir şey bugün bizi paniğe kaptırmamalı. Çünkü adımlar yavaş yavaş gelişiyor. Ne bir şey? En güzel örnek 20. yüzyılın 19. yüzyılın 1860'larda New York'un hangi iş alanının en çok gelişeceğini sordukları zaman gübre temizleyicileri demişler. Çünkü atların at pisliği o kadar sokaklarda artacak ki onları temizlemek için gerekecek iş gücü en fazla iş gücü o çöpçüler olacak dermiş. Ama gerçek öyle olmuyor. Gerçek bugünkü disruption yapısı içinde de çok daha farklı olabilir. Yani geleceğe insanlar adım adım yaklaşıyorlar. 15 sene sonra eyvah ne yapacağız için bugünden paniğe
kabul bugüne paniğe kapılmamamız. Kapılmayalım. Bugünkü sorunlarımız, bugünkü sorunlarımıza uğraşmak yeter galiba. Hatta Faruk durun diyor. Daha yeni başlıyoruz diyorsun değil mi? Evet. Bu da Faruk'un kitabı. Zafer Öğüt'ün sorusunu soramadım çünkü zamanımız doldu. Kendisinin belki Faruk'a direkt yazmasını söyleyebiliriz. İsteyen mailim benim faruk.eczacibasi@eczacibasi.com.tr. İsteyen istediği zaman soru sorabilir. Evet. Yani herkese Zafer çok, Bey'den çok da büyük zevk. Evet, Faruk'a direkt yazmasını rica edeceğiz. Çünkü gerçekten zamanımızı şu an itibariyle 6 dakika açtık. Faruk'cum şahane bir 2 saat geçirdik birlikte. Benim kafamda bir sürü cevap buldum. Çok teşekkür oldu Gülseren. Evet, bence alkışlayalım Gülseren. Alkışlayalım, evet, bence de. çok evet. Teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Celal'cim, bir şey söyleyeyim. Çok teşekkürler. Ben buraya yazmasını bile henüz bilmeyen biri olarak bu dönemde bir sürü şey öğrendim. Yayınlar yapıyorum. Ben tiyatro sanatçısıyım. Faruk Bey'in en son dediği, hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir. Diyoruz herhalde. Çok güzel şeyler söylediniz. Sağ olun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Özellikle en önemli şeyler o gelir eşitsizliği, küresel ısınma, sürdürülebilirlik, bence de bunlar en önemli konular. Ben burada bu kadar çok erkek görmüşken benim bir hayalim var. Onu rica ediyorum sizlerden. Bir insanlık suçu olan kadına şiddet için erkekler birleşmeli, kadınlar değil. Gerçekten eğer erkekler birleşir ve bir farkındalık yaratırlarsa bu olağanüstü bir şey olabilir. Biz kadınlar zaten oradayız. Ne olur bu konuyla ilgili hepiniz düşünün ve bir şekilde harekete geçin istiyorum. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Ama artık yapılması... Erkeklere ihtiyacı var kadın hareketinin diye. Evet. Teşekkür ediyorum. O zaman Celal Bey, o zaman Betül Hanım'ın, Binnaz Hanım'ın ve buradaki bütün kadınların isteği olarak bir sonraki toplantımızı İstanbul Sözleşmesi üzerine yapalım diyorum. Ne dersiniz? Bir sonraki toplantıyla da ilgili bilgi vereceğim ama başka bir toplantıyı tabii ki yapalım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Eczacıbaşı'ya, Sayın Onanç'a çok teşekkürler. Vakitlerini ayırdılar. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Eczacıbaşı'nın söylediği çok önemli bir sözcüğü kullanmak istiyorum. Dünyanın yerlisi sakini yok dedi bu gidişatın. Ben ona şunu söylüyorum. İnsanlık tarihi dinlerden, etnik kimliklerden ve diğer savaşlardan çok çekti. Umarım insanlık kendisini insan milletine dönüştürebilir, bir beceriyi gösterebilir. Umarım, dilerim. Böyle bir noktaya doğru gidebilir insanoğlu. Yoksa insanoğlunun geleceği gerçekten pek de hoş değil. 28 Mart'ta bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Pazar günü yine aynı saatte Türkiye-ABD ilişkileri konusundaki bu etkinliğimizin konuşmacıları da çok etkin ve güçlü isimler. Namık Tan, bir emekli büyükelçi, Sölü Özel gazeteci, yazar, akademisyen, Behlül Özkan akademisyen, İlter Turan akademisyen, Yunus Emre Erdölen, hukukçu ve siyaset alanında uğraşan genç bir değerli dostumuz. Bu toplantıda Bodrum'dan, Muğla'dan, Balıkesir'den, Mersin'den, Eskişehir'den, Ankara'dan, Kocaeli'den dostlarımız, Bolu'dan dostlarımız vardı. Onlara TÜSES Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum. Faruk Bey'e bir kez daha teşekkür. Sevgili Gülseren, sana da çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Taran abiye de merhaba diyoruz. Taran Bey'i görmek ne güzel. Evet. Taran Bey, sesini duyamıyoruz. Sesinizi açar mısınız?